Bu toplantımız inşallah buradan ayrıldığımızda hayırlara vesile olacak şekilde bir farkındalık bilinciyle bize yeni bir şeyler, yeni bir hedef koyma noktasında anlamlı gelecek işlere vesile olacaktır inşallah. Malumunuz şu anda hepimiz belli bir sükuneti taşıyoruz. Bu sükunet belki önümüzdeki günlerin fırtına öncesi sessizliğine benzeyebilir. Türkiye'de sükunet derken tabii ki genel itibariyle dünyadan merkez ilçemize doğru bir tümden gelim yöntemiyle konulara izin verirseniz kısaca değinmek istiyorum. Biliyorsunuz dünyada şu anda çok önemli denklemler var. Bizlerin Türkiye'de yaşadığı sıkıntılar, bizleri zor durumda bırakan başta terör olayları ve Türkiye'deki insanların arasına sokulan kin ve nefret tohumları aslında sözde yerli işbirlikçileri ve taşeron firmalar tarafından bütün Türkiye'ye lanse edilmektedir. Biz şunun çok iyi farkındayız ki Türkiye'de gördüklerimiz bu insanlar ister adı PKK olsun, ister DAEŞ olsun sadece zavallıdırlar. Sadece uluslararası örgütlerin birer piyonu konumundadırlar. Ama bizlere zararları da mutlaka hepimizin yaşadığı gibi söz konusudur. Bu nedenle biz bu farkındalık bilinciyle bunların sadece birer taşeron firma olduklarını bilerek esas dünya üzerinde oluşan dengelerin ne anlama geldiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Başta Amerika olmak üzere İngiltere'den Almanya'ya, aynı şekilde Fransa'ya kadar Orta Doğu üzerinde emellere sahip olan bu ülkeleri çok iyi yakından analiz etmemiz gerekiyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu terör Avrupa'ya yavaş yavaş taşınmakta ve en son Brüksel'de meydana gelen olay Cumhurbaşkanımız bir kez daha aklını ortaya koymuştur. Aynı şekilde biz Türkiye gerçeğine baktığımızda AK Parti gerçeğini toplumun her kesiminde, bütün katmanlarında çok iyi idrak etmekteyiz. Şu anda muktedir bir yapıya sahibiz. İktidarız kısaca. Burada gönül isterdi ki muhalefet partilerinin biraz daha kişilikli duruşları, günü kurtarmak adına değil de önümüzde proje koymak adına, el birliği adına, eğer söz konusu vatansa gerisi teferruattır bağlamında davranacaklarını beklerdik. Fakat açıklamalarında görmekteyiz ki maalesef bu bilinçte değiller. Zaten tekeden süt çıkmaz yaratılırmış. Bu adamlardan da belli noktada davranışlar ancak bu şekilde olur. Son zamanlarda gerek CHP'den gerekse MHP'den bizlere karşı eleştiriler gelmektedir. Örneğin yerelde ki biz merkez ilçe olarak baktığımızda genel siyasetimiz, gerek il başkanımız, gerekse milletvekilimiz konuşacaktır. Ama biz şuradan baktığımızda bir zamanlar milletvekili adayı da olmuş bir MHP'li kardeşimiz sağlık konusunda adeta bize taşlar atmaktadır. Şöyle bir genelleme vardır. Eğer camdan bir binada yaşıyorsan başkasına taş atmayacaksın. Biz MHP'nin 1999'lu yıllardaki durumunu da çok iyi biliyoruz. Sağlıkta yaptığı işleri de çok iyi biliyoruz. Şu anda hastanenin gecikmesinden dolayı ve bir takım doktorlardaki sıkıntıdan dolayı sürekli bizi eleştiren menfez zihniyetini yakından görüyoruz. Halbuki bizler o dönemki hastanelerde yaşanan sıkıntıları hepimizin yaşı aşağı yukarı müsait çok iyi yaşadık, bilmekteyiz. Aynı şekilde CHP'nin gerek yerel yöneticileri, gerekse genel başkanları ki bunlar zaten birbirinden çok da farklı şeyler ifade etmiyorlar. Kısaca bu insanların temel amacı ülkede mevcut statülerini korumaktan öte bu millete verebilecekleri hiçbir şeyin olmadığını farkına varalım. Onlar yeri geldiği zaman HDP ile 1 Mayıs'ta
Kütahya'da olmuştu geçen sene hatırlarsanız. Beraber omuz omuza yürürler. Yeri geldiği zaman kendilerince HDP'li bir PKK'lının cenazesine katılırlar. Ve burada genel başkanlarının da hiçbir şekilde eleştirisi olmaz. Hatta örtmeye çalışır. Kısaca biz şunun farkına varalım. Biz yerel siyasetçiyiz. Ve burada merkez içinde olması gereken şeyler var. Bu şekilde kendi noktamıza baktığımızda biz öncelikle arkadaşlar teşkilat bilincini bütün kademelerini hisseden ve bu farkındalığı da mahalle başkanımızdan tutun milletvekillerimize kadar, il başkanımıza kadar hissetmiş olan insanlarız. Taş yerinde ağırdır. Bir mahalle başkanımızın önemi bir il ilçe başkanımız görevinden ya da sorumluluğundan daha az değildir ve daha önemsiz değildir. Olaya buradan yaklaştığımız zaman hepimizin kendi içerisinde yapması gereken bazı şeyler var. Bizim tüzüğümüzde mahalle başkanlarının görev ve sorumlulukları var değil mi? Bunları ben hepiniz defalarca okumuşsunuzdur, buna inanıyorum. Ama bir kez de gerekirse ben burada çıktı alacağım. O çıktıları alarak mahalle başkanlarımızın görev ve sorumluluklarını bir kez daha okuyalım ve bunun bilincine varalım. Örneğin en son üye güncellemeleri konusunda bazı çalışmalarımız oldu. Burada emeği geçen bütün mahalle başkanlarına ben teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği geçti, Allah razı olsun. Eksik mahallemiz, birkaç mahalle var. Onları az önce toplantıdan önce konuştuk. Onlar da bu kısa süre içerisinde tamamlayacaklar. Bu konuda Gençlik Kolları Başkanımızdan ivedi olarak yardım istiyoruz. Onu zaten kendisi gerçekleştiriyor. Özellikle bilgisayarlara girme konusunda. Kısaca hep şunu deriz. Biz birbirimize yük olmaya değil de birbirimizin yükünü almaya geldik. Bakın arkadaşlar, sorunlar aynı olabilir. Ama çözümler her gün değişiyor. Türkiye'nin sorunları ben çocukluğumdan beri baktığımız zaman belli bir çizgide doğrusal olarak, pratik olarak gidiyor. Zamanın birinde bir üniversite hocası derslere gidiyor ve sorular soruyor öğrencilerine.